Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere kısır tarifiyle geldim. Kısırı bir de bu şekilde denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bol yeşillikli kısır tarifimiz arkadaşlar. Kısırı bu kez suda ıslatmayacağız. Sadece domatesin suyu ile kısırımızı yumuşatacağız. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. Malzeme miktarlarını sizler çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz arkadaşlar. 2 çay bardak köftelik bulgur. Biz buna simit deriz. Yöresel olarak. İsimler tabii ki değişiyor her zaman. Böyle bir kabıma köftelik bulgurumu aldım. Şimdi robotuma domatesleri parçalayıp koyuyorum. Yaklaşık 1,5 büyük domates kullandım ve 10 tane de küçük dattel domates kullandım. Bunları robotumda püre haline getirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu domates sosunu bardakla ölçeceğim. 2 çay bardak domates püresi ekliyorum. Evet, hiçbir şekilde su eklemeden köftelik bulgurumuzu yumuşatacağız domatesin suyuyla. Güzelce karıştırıyorum. Her yeri ıslansın diye bulgurumuzu. Evet, şimdi bunu bir kenara alıyorum. Birkaç seferde arada karıştırıyorum. Şişmesini bekliyorum. Şişerken de bir taraftan da iç malzemelerini, yeşilliklerini hazırlıyorum. İnce ince bir tane soğan doğruyorum. Bol yeşillik arkadaşlar, ne varsa. Ben maydanoz kullandım, nane kullandım, dereotu kullandım, kıvırcık marul kullandım, yarım salatalık kullandım. Sizler de dilediğiniz gibi bu şekilde bol bol yeşillikler kullanabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Evet, maydanozların saplarını da atmıyorum çünkü çok taze bebek bir sapları var. Ziyan olmaması için bu şekilde ince ince doğrayıp kısırımda kullandım. Hiç fark edilmiyor zaten sonrasında. Bütün yeşillikleri ince ince doğruyorum. Evet, yeşilliklerimi hazırlarken bu esnada bulgurum da çok güzel yumuşadı. Gördüğünüz gibi domatesin suyu hiç kalmadı. Hepsini içine çekti arkadaşlar. Şimdi 1 yemek kaşık biber salçası, 1 yemek kaşık domates salçası, 1 çay bardak zeytinyağı. Bunları güzelce ekliyorum. Hepsini harmanlayacağız. Hepsini soğuktan yapıyoruz. Asla pişirme yapmıyoruz kısırımızı arkadaşlar. Evet, baharat olarak tuz, kırmızı toz biber, karabiber, pul biber, isot, sumak, bunları kullandım. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yaklaşık yarım limonun suyu. Çekirdekleri de içine geldiği için bu şekilde çıkarttım. Sizler sıkacağınız varsa o şekilde de sıkıp İçerisine ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşık nar ekşisi. Kısıra nar ekşisi çok yakışıyor. Evet, hepsini güzelce karıştırdıktan sonra kısırımız neredeyse hazır. Şimdi doğramış olduğum bütün yeşillikleri
kısırımı ekliyorum. Şöyle bir güzel harmanlayacağım. Sonrasında servis tabağıma alacağım. Servis tabağına kısırımı alıyorum. Yanına marul yaprakları, kıvırcık, dilediğiniz gibi acı turşu, ayran, nasıl istiyorsanız o şekilde servis yapıp afiyetle yiyin arkadaşlar. Gerçekten müthiş lezzetli oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şimdi de bol bol yeşilliklerin taze taze çıktığı an mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, burada marulumun arasına kısırdan aldım. Katlayıp sizler için tadına baktım. Ve inanılmaz lezzetliydi gerçekten. Şimdi yapacak olanlara afiyet, şifa olsun diliyorum. Bir yayınımızın sonuna geldik. Bana destek vermek için videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.